Haydar, nice haydarların sevdasıyım ben. Sönmez yüreğimin közü be haydar. Töreler yıkılası yanası, hozalı gelinin sarı kınası, umut verir bize, bize be haydar. Hozalı gelinin sarı kınası, umut verir bize, bize be haydar. Baki, sandalyedeki havluyu verir misin? Teşekkür ederim. Az daha donacaktım. Sıcak su birden kesiliverdi. Allah kahretsin bu ilkel otelleri. Hangi akıllara uydum da İstanbullardan kalkıp bu kasabaya geldim? Ah kafam, ah! Para gözün kör olsun. Sen kalk o güzelim şehri bırak. Ben banyodayken Raziye Eflatun elbisemi getirdi mi? Hayır abla, getirmedi. Git bak şu serseri karıya Allah'ını seversen. Yine gizli gizli kafayı bulup unutmuştur. Söyle ona Gönül ablam küplere bindi de. Gelirsem alimallah. İşte bilir o beni. Öyle söyle. Kim o? Benim Raziye abla, Baki. Gönül ablam gönderdi. Ne var? Gönül ablam elbisesi ütülendi mi diye soruyorum. Ütülenmediyse... Hadi be oradan, biliyoruz, biliyoruz. Ne yapar? Kalkıp gelir alimallah cart diye tutar iki bacağımdan beni. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Hayır, öyle demedi ama... Sahi öyle bir şey yapar mı Raziye abla? Bunlar ses ve film yıldızı vedet dansöz karılardır. Yapar mı? Yaparlar. Dikleri her yerde böyle rezalet çıkartmadan edemezler. Heh. Al. Götür de başına çalsın şırfıntı karı. Öyle değil mi sahi? Şimdi başlatma sana da.
Hayrola? Bu çiçekler de ne? Hiç, sinemacı aldırdı. O dansöz karı için mi? Hı, onun için herhalde. Para işini konuştun mu? Gönül ablam sen merak etme. Hele cumartesi pazar matinelerini atlatalım, haftalığın tamam dedi. Bak dikkatli ol. Bunlara güven olmaz. Bakarsın bir sabah toz olmuşlar, senin haftalıkta pırrrr. Sanmam baba. Onlar öbürlerine benzemiyor hiç. Kimseye oyun falan yaptıkları yok, inan. Heh, gece geçlere kalma. Temsil biter bitmez. Doğru, eve gelirim. Merak etme baba. Bu akşam Gülizar'a gideceğim. Sen de benimle gelir misin? Benimle gelir misin dedim. Geçenki rezalet yetmez mi Lütfü abi? Yok, gelmem ben. Boş ver onu canım. Sarhoştuk o gün. İnsan sarhoşken ne yaptığını biliyor mu ki? Ben gelmem. Niye ama? İşte. Utanma, Gülizar pişkindir. Oo, neler görmüş geçirmiş. Seni unutmuştur bile oğlum. Ondan değil. Neden peki? Olmaz abi, rahat bırak beni. Bırakmam, söyle. Hoşlanmıyorum, hepsi bu. Şu mesele Gülizar'a söylerim, korkutmaz canım. Tamam, gidiyoruz, öyle değil mi? Bilmem, bakarız. Hele bir akşam olsun da. Tamam, hadi gel, gidip bir çay içelim. Babam iyice tuhaflaştı ana. Ne konuşuyor, ne gülüyor. Dertli de ondan. Bilmiyor ne yaptığına gelin. Yine sabahın köründe kalktı gitti o batasça tarlaya değil mi? O da bir çağır arıyor ya nafile. Bütün komşuların dilinde, her bir yanımızı su basacak. Aman basarsa bassın ne ki? Zaten canım burnumda benim. Şeytan diyor ki topla bohçanı müşviye. Çek git, bin bir otobüse. Doğru İstanbul'daki oğlunun yanına. Kim o? Benim Emin Bey, Gönül. Buyurun Gönül Hanım, buyurun. İyi günler. İyi günler. Dün akşam işler iyiydi. Dükkanı doldurduk herhalde. Şükür. Çok şükür. Ben başlangıçta ne yalan söyleyeyim, zayıf gidecek sanıyordum. Ama sizin güzelliğiniz, cazibeniz... Maşallah. Bütün kasabayı ayağa kaldı. Benim şansım işte. Ne zaman turneye çıksam iş bağlanan her yerde önce burun kıvırır, düşük yevmiye vermeye kalkarlar. Ben de derim ki ilk gece sizin fiyatınız. Salonu doldurursam ikinci geceden itibaren benim fiyatım. Sizinle de öyle yapmadık mı? Çok doğru, çok doğru. Siz haklıymışsınız. Ben nereden bilebilirdim ama. Ekip zayıf gelmişti bana. Sizi de izlememiştim hiç. Neyse, ben haklı çıktım, siz de haksız. Galiba bizim yevmiye hesabıyla meşguldünüz. Ben de zaten paramı almaya geldim. Ben saydım, anlaştığım gibi. Siz de sayın be. Siz saydığınıza göre gerek yok. Bu yarınki yevmiye mi? Bu ekstra. Sizin için ekstra. Niçin peki? Bu çiçekler de ekstranın ekstrası. Size layık değillerse de... Çok naziksiniz Emin Bey. Bunca turne yaptım. Hiç ekstra ödeme yapan, ekstra çiçek veren bir sinemacı görmedim. Teşekkür ederim. Çünkü güzelliğiniz büyüledi beni Gönül Hanım. İstedim ki bu gece konserden sonra ikimiz, sen ve ben burada baş başa. He? Yani ikimiz. Ne cüretle bana. Hı? Siz beni fahişe mi sandınız? Bu bir terbiyesizlik. Düpedüz haddini bilmezlik. Hı? İğrençsiniz. Hı?
alın ekstra paranızı da kafanıza çalın. Hı? Ama Ali'den telefon geldi bugün. Hayırdır? Başlarına bir şey mi gelmiş? Yok, bizi soruyor. Ne yapacaksınız, karar verdiniz mi diyor. Ne dedin ki sen de? Ne diyeyim ki? Babam suskun bekliyor dedim. Doğru değil mi? Peki biz ne yapacağız? Kasaba yavaş yavaş boşalıyor. Göç ha bugün ha yarın. Peki aşağı mahalleden 11 aile kamyon peylemişler gidiyorlarmış. Rıfkılar da gidiyor. Bu gidişle bizim sonumuz ne olacak Allah bilir. Ooo, işi tozuttunuz bakıyorum. Ne bu böyle her hafta cumartesileri? Hasretin yaktı kül etti canım, daha ne olsun. Hadi hadi geçin içeri. Buyurun siz de geçin. Hoş geldin. Aç mısınız lütfen? Açız tabii. Sorduğu soruya bak. Hadi sen bize bir şeyler hazırla bakayım. Ben şimdi bir şeyler hazırlarım. Bırak beni. Bırakmam vallahi. Bırak dedim. Bırakmam. Bırak. Bırak çocuğu, bırak. Varma üstüne. Sırası değil. Hele birkaç kadeh içsin. Ben sana birazdan gösteririm. Gel bakayım, gel. Gel yanıma otur şöyle. Gel ya. Şahane kadın, güzeller güzeli, şark bülbülü, Gönül Erhan konseri başlıyor. Başlıyor. Acele edelim. Vatandaş, acele edelim. Bu akşam sinemamızda İstanbul'un ve Türk sinemasının medarı iftarı, film yıldızı, vedet dansöz, Dilber ve şahane kadın, güzeller güzeli, şark bülbülü, Gönül Erhan konseri başlıyor. Başlıyor. Acele edelim. Vatandaş, acele edelim. İş durumu ne? Ben biraz evvel baktım, dolma raddesine geliyordu. Bak, moral olsun diye söylüyorsan karışmam. Nasıl olsa sahne aldığımızda gözümle görür, yakarım sonra seni. Doğru söyle. Yalan değil. Dediği doğru ablam. Sen merak etme. Gönül Erhan dans ederken salondalar. Ha? Yeah! Tamam, inandım inandım. Şu tacı iyi oturtur musun? Oynarken çıkacak diye ödüm kopuyor. Tamam şekerim. Tamam ablam. İşte artık çıkmaz. Oldu mu? İstediğin gibi mi? Tamam oldu, sağ ol. Hadi bakalım. Şimdi sahneye çıkma zamanı.
sana getirdim. Neymiş o? Yemeni, pullu. Üzerinde parlak pulları var. Almam. Alırsın. Bak. Çok para verdim buna. Anam görürse kızar. Almam. Gösterme sen de. Al hadi. Nerede saklayayım ben onu? Bir köşede dursun. Zamanı gelir kullanırsın. Al. Alsana hadi. Beynim. Çok süt ve daha az kakaolu ayrı ayrı paketlenmiş Kinder çikolata. Sizin için özel. Çocukların çok sevdiği bol süt ve az kakaolu özel lezzetiyle Kinder çikolata özellikle çocuklar için. Ayrıca hafif çıtır gofret Kinder Bueno ve doğanın tüm güzelliklerini taşıyan Kinder Country. Deneyin. Kinder çocuklar için özel. Sen adam filan değilsin, tamam mı? Kalkıp Gülizar'a geliyorsun, sonra hayır istemiyorum diyor, yan çiziyorsun. O da bir şeyden kuş kullanacak. Tabii ben olsam öyle. Yoksa sahiden bir şey mi var sende? Ne gibi yani? Yahu ikimiz de erkeğiz. Kalkıyoruz, kadına gidiyoruz. Ben çıkıyorum, sana gelince sen yerinden bile kıpırdamıyorsun. Canım çekmedi o kadar. Canım çekmedi. Yok ya. Canı çekmemişmiş beyimizin. Vay be, ne günlere kalmışız. O zaman canın çekince gel öyle gidelim Gülizar abi. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Canı çekmemişmiş. Heh.
Konuşabildin mi babangillerle bugün? Vaktin oldu mu? Ne dediler? Niyetleri var mı? Aylardır aynı hikaye. Babamı bir türlü yola getiremiyorlar. Ne evet diyormuş ne hayır. Haksız da değil hani. Biz bu İstanbul'a geldikte ne oldu sanki? Yaşıyor muyuz yani? Yarın bir gün suları koy verirlerse görürler o zaman ata toprağını. Ötekiler gelmeye kalkışsalar bari. Dursun bunu yapamaz. Babamı çok sayar. Öyle yetişti. Dediğinden çıkmaz. Sağ ol. Afiyet olsun. Bugün yine tarlalara gitmişsin baba. Tabii giderim. Orası bizim, dedenin, dedesinin, onun da babasının toprağıydı. Onlar böyle bir şeyle karşılaşmamışlardı. Hep ektiler, biçtiler, mahsul aldılar ömürleri boyu. Bu kimsenin elinde değil. Bütün kasabanın başına gelen bir şey. Bize olsa yalnız... Sen toprağı hiç tanımadın oğlum. Sen zanaatkar oldun. Ali çekti gitti İstanbul'a. Ömrümün son demlerinde üstelik bu işte geldi başımıza. Torunlarım da toprak sevmez çıktı. Çünkü toprak da bizi sevmez oldu baba. Kısırlaştı, kurudu, taşlaştı. Bakamadık. Anamla, gelinle olacak gibilerden değildi baba. Ne verdik, ne aldık? Düşün baba. Ali'den telefon geldi bugün. Ne karar verdiniz diye seni soruyor. Babam ne diyor diyor. Vakittir baba. Kasaba ağır ağır boşalıyor. Çeken gidiyor. Kimsenin gözü toprak filan görmüyor. Kalkıp giderim biz de İstanbul'a. Ne dersin baba? Sen de mi gitmek taraflısısın yoksa? Ben bilmiyorum. Büyük olan sensin baba. De ki kalıyoruz, kalırız. De ki gidiyoruz, gideriz. Bunca şeyi bırakarak mı? Allah'ım, bunu nasıl yaparım? Kalbim nasıl el verir buna? Nasıl? Abla, abla. Ne var yine? Uyuyor musun? Uyuyorum. Ne var ki? Çok korkuyorum. Birazcık yanına gelebilir miyim? Ne olur uykum gelince giderim söz. Gel kalkak da uyku hadi gel. Hiç böyle gök gürlemesi duymamıştım. Sen? Ben senin kadar mıyım koca aptal? Tabii duydum. Hem de ne kadar kuvvetlilerini. Uyuyor olsam neyse ama... Uyumuyor muydun sen? Uyumuyordum. Düşünüyordum. Düşünüyor muydun? Neyi? Mukaddesleri. Biliyor musun onlar gidince çok yalnız kalacağım ben. Ne mahallede ne okulda hiç arkadaşım kalmayacak artık. Biz niçin gitmiyoruz? Dedem gitmiyor. Ondan. Tutunuyor. Çünkü inatçının biri. Dedem evet derse... Biz de mukaddesler gibi gider miyiz burada? Niye gitmeyelim? Tabii gideriz. Hadi uyu artık. İyi geceler. Gel. Emin Bey, paraları getirdim. Paraları şöyle bırak. Temizlikçilere söyle ellerini çabuk tutsunlar. Yarın cumartesi çünkü. Matine yapacağız. Söylerim efendim. İyi geceler. Ha bir dakika. O Baki gitti mi? Gönül Hanım'ın eşyalarını topluyordu. Gitmemiştir sanırım. Söyle ona hemen gelsin beni görsün. Söylerim abi. İyi geceler. Sana da. Sana da. Gel.
Merhaba. Gel bakalım Baki. Şey, beni istemişsiniz. Herkes otelde mi? Hayır. Önce lokantaya gidip yemek yiyeceklerdi. Şimdi oradalar yani. Hı-hı. Bir koşu lokantaya git, Gönül Hanım'ı çağır gelsin. Hı-hı. De ki, İstanbul'dan organizatörü telefon etmiş. Konuşacakları mühim bir iş varmış. Aynen böyle söyle, hemen gelsin. Tamam, hemen çağırırım. Gidebilirsin Baki. Yok. Hemen gitme. Dışarıda bekle, birlikte gideriz. Alo? 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 Allah kahretsin. Bu ne demek oluyor yani? Beni arayan filan olmadı, öyle mi? Buyur. Öyle. Benim aramış olmam yetmez mi yani? Gecenin şu saatinde tek başımı içmemi istemezsin herhalde. Gönlünüz reva görür mü bunu ha? Bu terbiyesizlik ama. Siz beni hala ne görüyorsunuz anlamadım. Evet. Ben seni bir fahişe olarak görüyorum, tamam mı? Bir fahişe. Fahişe olmasan uyduruk bir dansız olur, yollara düşer miydin? Bir de kalkmışsın bana namusluluk taslıyorsun. Para istiyorsan ben de çok. Benim olacaksın. Bırak beni rezil, ırz düşmanı! Alçak, bırak beni, bırak! Yapma diyorum! Tipin! Alçak yapma, rezil herif! Allah kahretsin seni! Benim olacaksın, benimsin. Al sana. Kaltak. Benimsin sen. Benim olacaksın. Alçak. Bak, söz verdin yazacağım diye, değil mi? Tabii. Seni çok özleyeceğim. Çünkü sen en iyi arkadaşımsın benim. Sen de benim. Of, nereden çıktı bu baraj? Bir kızıyorum ki. Sen? Ben de. Ama babam dedi ki çare yokmuş. Bir gün gelecek, herkes bizim gibi buradan göç edecekmiş. Herkes mi? Evet, herkes. Herkes göç edecekmiş. Ne acı, değil mi? Mukaddes, hadi kızım, gidiyoruz. Hoşça kal Buket. Beni unutma sakın, değil mi? Seni
seni unutur muyum hiç? Hayır.